Canım penceresinden herkes saygılar, sevgiler. Bu video otomobil bayileriyle görüşmeden önce hazırlamış olsaydım muhtemelen şu şekilde bir giriş yapardım. Dünya genelinde otomobil satışlarında ciddi bir azalma söz konusu. Ülkemizde ise ekonomik koşulların çok iyi olmamasından dolayı ve yüksek vergi politikalarından dolayı ayrıca yapılan teşviklerin yeterli bulunmamasından dolayı otomobil satışları özellikle 0 kilometre otomobillerde son yıllara nazaran oldukça düşmüş seviyede. Bu durumdan hem otomobil üreticileri, hem otomobil satıcıları, hem de biz müşteriler gayet şikayetçiyiz. Bu Türkiye'deki durumun yükünü hafifletmek için genellikle birçok kimse yıl sonunu bekliyordu. Neden yıl sonunu bekliyordu? Çünkü bayi tarafından bakıldığında bayiler genellikle satıştaki hedeflerini ve kotalarını tutturmak amacıyla öte taraftan yeni yıla eski stoklarla girmemek adına otomobillerde yapabilecekleri en yüksek seviyede indirimi yaparlardı. Biz müşteriler de bundan yararlanmak için Aralık ayının son günlerinde bayilere akın ederdik. Durum bu yıl biraz daha farklı. Çok şaşırdığım noktalar oldu. Bu noktaları genellikle marka özelliklerinde sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Şimdi markalara tek tek geçmeden önce sizlere naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Özellikle 0 kilometre otomobil alacak olan izleyicilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, bayiye muhakkak fiyatla gidin. Elinizde cebinizde bir fiyat olsun. Bu ne demek? Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin ben Adana'da yaşıyorum ve bir alacağım otomobile karar verdim. Örneğin Ford Focus alacağım. Ford Focus'un Adana'daki bayilerine gitmeden önce muhakkak çevre illerdeki, Antep'teki, Mersin'deki bayilere telefon açıp durumu izah ederdim. Şu şekilde, işte Adana'dan aradığımı, buradaki bayiye gitmeden önce bana şu model için verebilecekleri en uygun fiyatı sorduğum zaman genellikle o bayi bana yapabileceği indirimi kabaca en yüksek şekilde yapıyordu. Ve bunun üzerine ben bayiye gittiğim zaman Adana'daki bayiden bu fiyatı da söylediğim zaman daha avantajlı bir fiyatla çıkıyordum. Genellikle durum bu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi aynı illerde bu işi yapmayın. Aynı illerde bayiler genellikle birbirleriyle anlaşmış oluyor ve çok fiyat düşürmüyorlar. Bu önemli bir konu. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Muhakkak şehir dışı ya da İstanbul bayilerine sorun. İstanbul'da çok fazla bayi var. Onlar size en uygun fiyatı vereceklerdir. Şimdi bu ayrıntıdan sonra gelelim bu yıl markaların Aralık ayındaki indirimlerine. İlk markamızla başlayalım. Toyota modellerinin fiyatlarına geçmeden önce bu yıl beni en fazla şaşırtan markanın Toyota olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Toyota benim sevdiğim, itibarlı bulduğum, güvendiğim markaların başında yer alıyordu. Fakat bu yıl oldukça beni şaşırttılar. Volkswagen'in yolunda tam olarak ilerliyorlar. Hatta bazı konulardaki şeytanlıkları Volkswagen'i geçtiğini söyleyebilirim. Bu söylemek istediğimi Corolla modelinde detaylı olarak sizlere izah etmeye çalışacağım. Şimdi modellerinden başlayacak olursak Yaris'lerin en ucuzu 1 litrelik manuel vitesli olan modelinin liste fiyatı 100.500 lira. Eğer siz hurda otomobilinizi götürürseniz bunu normalde 85.500 lira gibi bir rakamlara saymaları gerekiyor. Fakat birçok Toyota bayi hurda otomobilini kabul etmiyor. Buna gerekçe olarak da diyor ki hurda aldığımız modellerde bazı sorunlar yaşıyoruz. O yüzden elimizdeki hurdaları kullanacağız. Bu sebepten sizin getirdiğiniz hurdaları kabul etmiyoruz. Ama işin aslı ne? Bunlar yeterinden fazla hurda otomobili almışlar. Ellerindeki stokları Aralık ayında eritebilmek için sizin getirdiğiniz modelleri kabul etmek yerine reddedip kendi modellerini hurda teşvikinde kullanıyorlar. Ayrıca bundan dolayı da zaten size liste fiyatındaki hurda teşvikli fiyata düşmüyorlar. Yarışların en pahalısının 1.5 litrelik otomatik şanzımanlı modelinin fiyatı ise 153 bin lira seviyelerinde. Hurdayı, sizin götürdüğünüz hurdayı kabul eden bir bayi bulursanız bu modelin fiyatı 141 bin liraya kadar düşüyor. Bu tabi liste fiyatı olarak. Piyasada pek fazla Yaris olmadığı için detaylı pazarlık yapamadım. Ondan sonraki Corolla'ya hemen geçmek istemiyorum. Toyota'da Corolla'yı en sona bırakacağım arkadaşlar. Şimdi CHR'daki fiyatlar ise şu şekilde. Normalde liste fiyatları 170.350 liradan başlayıp 203.150 liraya kadar çıkıyor. Bu ay lansmanı olduğunu ve bir kampanya yapıldığı iddia ediliyor. Bunda da fiyatların 165.350 lirayla 196.150 lira arasında olduğu belirtilmiş Toyota'nın internet sitesinde. Şimdi hurdayı siz götürürseniz eğer bu modeller 153.350 liradan 184.150 lira arasında değişiyor. Bunlarla ilgili bayilerle pazarlık yaptığında genelinde düşük ve orta donanım yok. Dolu paket otomatik şanzımanlı model var. Bunun fiyatı da dolu olduğu için normalde liste fiyatı 203.000 lira, lansman fiyatı 196.000 lira. Hurdayı kendileri temin etmek koşuluyla bunu size 186.000 lira gibi bir rakama sayıyorlar.
Gelelim Corolla'ya. Arkadaşlar benzinli Corolla almak isterseniz muhtemelen bayiler size telefon görüşmesinde yok çekecekler ve sizi hibrite yönlendirecekler. Birçok bayide Corolla var, benzinli Corolla var, bunu biliyorum. Ama nedense ilk önce bir hibrite yönlendirme eğilimi oluyor. Hibritle ilgili bu videonun konusu değil ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Benim bu şahsi fikrim, hibrit modelle benzinli model arasında 70-80 bin liralık bir fark söz konusu. Arkadaşlar bu kadar büyük bir yakıt tasarrufu sağlamayan bir otomobile bu kadar büyük para farkı ödemek değer mi? Bunu bir hesap etmenizi rica ederim. Bence değmez. Öte taraftan Corolla'lar sorunsuzluklarıyla popüler olmuş modeller. Şimdi bir otomobilde bir tane sorun varsa, problem varsa o otomobilde az sorun çıkar. Ama o otomobilde iki farklı mekanizma, iki farklı motor varsa hem hibrit motor var hem elektrikli motor var. Yani yıllar sonra, 12 yıl sonra, 15 yıl sonra bu otomobillerde çıkacak sorunların daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu konu videomuzun konusu değil. Bunun için ayrı bir video yapabiliriz ilerleyen dönemlerde. Şimdi sizi özellikle hibrit Corolla'lara yönlendiriyorlar. Hibrit Corolla'ların da diyorlar ki en dolu paketi var. En dolu paketin fiyatı da hani yaklaşık 209 bin lira seviyelerinde. Siz bunu almaya kalkarsanız size işte aksesuar var deyip şu var deyip size bunu 218 bin liraya satmaya çalışıyorlar. Şimdi benzinli Toyota'ya gelecek olursak yeniden Corolla'ya gelecek olursak Corolla'da ilk söyledikleri hemen Corolla'mız elimizde yok benzinli. Uğraşıyorsunuz, tanıdık buluyorsunuz ya da başka illerdeki bayi arıyorsunuz. Onlar da size benzer şekilde yaklaşıyor. Ondan sonra size geri dönüş yapacaklardır. Elimizde işte bir tane şey paket var. Vision paket var, Dream paket var ama otomatik şanzımanlı. Atıyorum şunun şeylerini de açayım, liste fiyatlarını da açayım. Şimdi Toyota Corolla'ların liste fiyatları 127 binden başlıyor. 189 bin liraya kadar çıkıyor. Hurda teşviksiz. Hurda teşvikli ise 115 bin ile 177 bin lira arası. Atıyorum ben 1.6 litrelik Vision paketin manuel vitesini satın almak istediğimde bayiye gittiğimde bayi yok çekiyor. Bunları geçtikten sonra hasbelkader bir bayide buluyorsunuz ve bayi size rica minnet bir tane buldum diyor. Beyaz renk diyor, yalnız aksesuarlı diyor. Tamam diyorsunuz, aksesuar olarak ne var? İşte 16 inç jantlar var, navigasyon var, belki işte bagaj havuzu var, ıvır var, zıvır var. Hani çok böyle şey yapmayacak şeyler. Tamam bunun alayım diyorsunuz, fiyatı ne olacak diyorsunuz. Şimdi liste fiyatı 127 bin lira olan bir otomobili siz yıl sonunda almaya gittiğiniz zaman en azından 125'e 120'ye almak istersiniz. Onlar size pat diye 134 bin 135 bin lira rakamlar söyleyecekler. Şaşırmayın. Hani burada ya 6 ay önceki bayideki çalışan çocuklar şöyle yapıyordu. Ya abi kotamız var işte size geliş fiyatına satacağım diyen çocuklar. Şimdi Toyota'da çalışırken şunu söylüyorlar. Ya durum bundan ibaret, yapacak bir şeyimiz yok. Ellerinde bir tane şey paket var. Vision'ın otomatik viteslisi, liste fiyatı 133 bin lira. Siz bu modeli almak isterseniz 145 bin lira fiyat istiyorlar. Neden böyle diye sorduğumuzda aksesuar var diye sizi oyalıyorlar. Dediğim gibi olan aksesuar da hani taş çatlasın 3 bin lira 5 bin lira edecek aksesuarlar. Bundan dolayı liste fiyatının üzerinde 15 bin lira fiyat talep ediliyor. Hurda teşvikinde ise dediğim gibi hurda teşvikini kabul eden Toyota bayisi oldukça az. Toyota'daki durum bu yıl bu şekilde arkadaşlar. Toyota beni çok şaşırttığı için videomuzda fazla uzun sürdü videosu. Bundan sonraki modellerin süresini biraz daha kısa tutmayı planlıyorum. Şimdi Ford'a geçecek olursak Ford'un liste fiyatlarıyla başlayalım. Focus'taki liste fiyatları şu şekilde arkadaşlar. Focus'ların başlangıç modeli 144.700 lira, en pahalısı 208.600 lira. Kuga'nınkini de söyleyeyim. Hurdalarına geçmedim. Hurdalarına geçmediğimin nedenini söyleyeceğim. Kuga'larda da fiyat 187.700 liradan başlayıp 230.800 liraya çıkıyor. Fakat Türkiye genelindeki neredeyse tüm bayilerde, hani nadiren bulursunuz ona bir şey diyemem ama Focus, EcoSport ve Kuga modeli bulunmuyor arkadaşlar. Bulunmadığı için hurda teşvikli fiyatlarını söylemedim. 2020 yılının başında geleceği söyleniyorlar. 2020 yılının başlarındaki fiyatları ise şu anki benzer liste seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Bilginiz olsun. Şimdi bu durumun neden, yani Focus şeyin en çok satan modeli, Ford'un en çok satan modeli, bayi yönetici arkadaşlarla sohbet ettiğimizde şöyle bir izlenim edindi. Yani ülkedeki ekonomik koşulların belirsizliğinden dolayı distribütör yeteri kadar stok girişinde bulunmamış.
Bu yüzden dolayı Aralık ayına gelindiğinde ellerinde satacakları araba kalmamış. İşin benim anladığım kısmı bu. Siz Ford bayilerine gitmek isterseniz muhtemelen alacağınız model sadece Fiesta, binek otomobillerde. Mondeo da bulunmuyor. Mondeo'yu da söyleyeyim. Belki bazı bayilerde nadir kalmış 2018 model bulabilirsiniz. Onun için özel pazarlık yapmanız gerekiyor. Şimdi Fiesta almak isterseniz Fiesta'nın fiyatlarını hemen sizlerle paylaşalım. En ucuz 1,1 litre 85 beygir gücündeki manuel vitesli Fiesta'nın liste satış fiyatı 117.900 lira. Bunun listedeki şey fiyatı, burada teşvik indirimli fiyatı 98 bin lira. En dolu paketten bahsedeyim. Titanyum 5 kapılı modelin fiyatı dizel, manuel vitesli dizelin fiyatı 153.600 lira. Bunun da hurda teşvikli 135 bin civarında geliyor. Bayilerde bunlardan vardı. Bunlara ilişkin pazarlık yaptığımda şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Ford bayileri fiyatta indirim yapıyorlar liste fiyatlarından. Örneğin Titanium 5 kapılı dizelden yola çıkacak olursak. Bayide hatta Titanium X paket vardı ve üzerinde onları sattıkları modellerde birkaç aksesuar da vardı. Jant gibi işte bagaj havuzu gibi bir şeyler söylemişlerdi, yani far sensörüyle ilgili bir şeyler. Tam aklımda değil ama aksesuarlı paketti. Normalde bu modelin daha boşunun liste satış fiyatı 153.600 lira. Siz eğer hurda otomobilinizi götürmezseniz bayi size daha dolusunu 143 bin liraya satıyor. Ama siz hurda otomobiliniz varsa veya bunu siz kendi imkanlarınızla temin edip bayiye götürürseniz, o zaman bu modeli size 137 bin liraya kadar düşüyorlar. Yani Ford'da genel olarak bir indirim var, fakat Focus gibi, Kuga gibi, EcoSport gibi modeller bulunmuyor. Fiesta'yı alacaksanız elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. İkinci el Honda alacaklara kesinlikle imkanları varsa bayilerle görüşmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü Honda'larda sıfır otomobil almak her zaman daha avantajlı. 2003-2004 model eski kasa Civic'lere 50 bin lira fiyat isteyenler var. FD6 kasalara 70-80 bin lira fiyat isteyenler var. Hani yeni kasaların fiyatlarını söylemiyorum bile. Fiyatlar gerçekten ikinci elde Honda'da, hani tam çeyrek altın videomuza yapacağımız modellerden biri. O yüzden genç yaşta Honda alacaksanız ikinci elde almaktansa özellikle gidip bir bayiyle görüşün. Honda bayileri düzgün çalışıyor. Öncelikle bunu söylemek istiyorum ve fiyatlarına hemen geçeyim. Mesela Jazz bulabiliyorsunuz şu an. Jazz'ın dolusunun liste satış, boşunun liste satış fiyatı 139 bin, 133 bin 900 lira. Hurda teşvikiyle bu 121 bin 900 liraya geliyor. Dolu modelinin de liste satış fiyatı 148.900 lira. Bu da hurda teşvikiyle 136.900 liraya gibi bir rakamlara geliyor. Şimdi bu liste fiyatı, tabii bayiye gittiğiniz zaman muhtemelen Caz için söylüyorum, 149.000 lira denilen modeli siz hiçbir şey hurda otomobil götürmeden 144-143.000 lira gibi rakamlara sayacaklardır. Hurda otomobil götürürseniz eğer, Caz için konuşuyorum, dolu paketini 136.000 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Honda bu konuda etik bir şekilde listesini paylaşmış. Şimdi Civic'e geçecek olursak, Civic Corolla'dan daha fazla satıyordu. Hani ben sadece Civic'in iyi olmasından ya da beğenilmesinden ya da ikinci elde daha fazla tutulmasındandır diye tahmin ediyordum. Ama bunda Toyota bayilerinin şu son dönemde yaptıkları şeyi genel olarak yapıyorlarsa arkadaşlar, hani Toyota Corolla gerçekten Civic'e yetişemez. Çünkü Civic modellerinin bulunurluğunda herhangi bir problem yok. Belki aradığınız tam rengi bulamayabilirsiniz. O an o donanım denk gelmeyebilir. Ama kısa bir süre zarfında umduğunuz modelleri bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Civic'lerin liste fiyatına geçecek olursak, en ucuz Civic 127.900 lira. 2019 model, en son kasa, 1,6 litrelik dream paket manuel vitesli model, tüpsüz olanı. Bunun hurda teşvikli fiyatı 115.900 liraya kadar düşüyor. Bayilere hurda otomobil götürürseniz bunu size 115 bin liradan sayıyorlar yaklaşık olarak. Liste fiyatında da 127.900 lira olan araç eğer bayinin elinde varsa muhtemelen 120-122 bin lira seviyelerinden size satıyor. Şimdi Civic'lerdeki en dolu paket ise 1,6 litrelik otomatik şanzımanlı exclusive dizel paketlerin fiyatları da 236 bin lira. Bu modellerde belli barajı geçtiği için hurda teşviki olmuyor. Ama genel olarak Civic'ler için ve Honda bayileri için, yani liste fiyatlarından belirtildiğinde %3, %4 oranında indirim yaptıklarını modellerinde ve hurda teşvikinden sizi faydalandırdıklarını söyleyebilirim.
Kimi arkadaşlar Renault'un modelleri de pek sevmiyor ve almak istemiyor. Öte taraftan Renault ülkemizde oldukça köklü, tercih edilen bir marka. Şimdi benim şahsi görüşüm, Renault otomobilleri her zaman alırım. Çünkü hem değer yapıyorlar hem çok sorun çıkartmıyorlar. Bayi ve servis ağı da yaygın. Üstelik yaygın olan bayi ve servis ağı da düzgün çalışıyor, iyi işliyor. Şimdi Renault fiyatlarına hemen geçelim. Clio ile başlayalım. Arkadaşlar, Clio'nun 5'i geleceği için dizel modeli bulunmuyor. Sadece benzinli modelleri bulunuyor. Dizel model satışı şu an Clio'da yok. Clio Hatchback'in en ucuzu 96.900 lira liste fiyatı olarak konuşuyorum. Şimdi siz herhangi bir Renault bayiye giderseniz muhtemelen hurda otomobilinizi götürmezseniz en ucuz 0.9 litrelik 90 beygir gücündeki Joy paket Clio 4'ü size 82.000 liraya sayacaklardır. Hurda otomobilinizi siz götürüp hurda teşvikinden yararlanmak isterseniz bu rakam muhtemelen 75-76 bin seviyelerine düşecektir. Evet, yanlış duymadınız. 2019 model 0.9'luk 90 beygir gücündeki Clio 4 başlangıcı 76 bin lira seviyelerinde satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun, dizel paket bulunmuyor. Şimdi Sembol'e geçecek olursak, Sembol ve Megane'la ilgili hemen şunları söylemek istiyorum. Genellikle filolar ve ticari kullanımda şirketler, kiralamalar falan Sembol'ü ve Megane'ı çok tercih ettiği için anında Sembol'ün dizelini ve Megane'ın dizelini bulamayabiliyorsunuz. Biraz bekleme süreniz gerekebiliyor. Onun dışındaki modelleri bayilerin birçoğu anında size teslim ediyor ve iyi indirimler yaparak şu yıl sonuna nazaran. Şimdi hemen Sembol'ün fiyatlarını söyleyelim. Liste fiyatına göre Renault'un en ucuz Sembol 87.650 lira arkadaşlar. Eğer siz cebinizde, elinizde, hurdanız olmadan bayiye giderseniz 87.600 lira olan Sembol modelini size 72 bin lira gibi bir rakama sayacaklardır, bilginiz olsun. Hurdayla birlikte giderseniz bu rakam 66 bin liraya kadar düşecektir. Yani yanlış duymadınız. 2019 model en ucuz Sembol'ün fiyatı 66 bin liraya kadar düşüyor. Dizel modellerini pek bulamıyorsunuz ama atıyorum en dolu dizel 1.5 litrelik Taç paketin liste fiyatı 132 bin lira. Siz de bunu muhtemelen 105-110 bin lira aralığında satın alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Megane'a geçecek olursak, Megane'ın da 1.3 litrelik 140 beygir gücündeki modelinin liste satış fiyatı 135.400 lira arkadaşlar. Size bu modeli hemen fiyatını not etmiştim şuraya. Burada teşviki yapmazsanız eğer 135.400 lira olan arabayı size 111 bin liraya kadar düşüyorlar. Hurda teşvikini siz yaptırırsanız, yani hurda otomobilinizi siz götürürseniz 105 bin liraya kadar 2019 model Megane 4 sedan 1.3 litre Joy paket otomobil satın alabilirsiniz. Hurda sizden 105 bin lira. En pahalı Icon 1.5 litre dizel ADC şanzıman, yani çift kavramalı otomatik şanzımanlı 115 beygirlik modelin fiyatı 191 bin lira. Bunu da şöyle söyleyeyim. Bayi'de bu model o an olmadığı için net fiyat konuşamadık. Ama 160-165 bin lira aralığında alabileceğinizi tahmin ediyorum. Kadjar'ın da fiyatını söyleyelim. En ucuz Kadjar 175 bin liradan başlıyor. 245 bin liraya kadar çıkıyor. Biliyorsunuz bunlar Nissan'la birlikte geliştirildi. Qashqai'yla aynı altyapı üzerinden yetişmiş. Hani Renault bu sınıfta çok satan modelleri yok ama muhtemelen Kadjar da ön plana çıkacaktır geçtiğimiz dönemlerde, gelecekteki dönemlerde. Hyundai yaptığı inovatif yatırımlarla hem dünyada hem ülkemizde oldukça popüler hale geldi. Neredeyse ilk ona girdiğini söyleyebilirim ülkemizde. Dünya genelinde de benzer bir durum. Şimdi Hyundai bayilerinin işleyişinde bir sıkıntı ben göremedim genel olarak. Model temininde sıkıntı yaşanmıyor. Belki renkte ya da opsiyon donanımda bazı bekleme süresiyle karşılaşabilirsiniz. Ama genel olarak modelleri kısa süre zarfında, örneğin yılın başında, Aralık ayının başındayız. Hani ay bitmeden size teslim edeceklerini düşünüyorum. Fiyatlara geçecek olursak en ucuzu i10 modeli. i10, hani ben tasarımını çok beğenmiyorum ama fiyatlarını hemen sizle paylaşayım. Tavsiye edilen bu ayın kampanyalı satış fiyatı 89.720 liradan başlıyor. 104.000 lira seviyelerine kadar çıkıyor dolu paketlerde. En ucuz i10'u 75.000 lira seviyelerinde satın alabilirsiniz. Yaklaşık tahmini fiyat söylüyorum. Belki biraz daha ucuza da alabilirsiniz. 1.2 litre 4 ileri otomatik şanzımanlı modelin liste satış fiyatı 104.000 lira. Bu modeli de muhtemelen 85-90 bin lira aralığında satın alabilirsiniz arkadaşlar. i20'ye geçecek olursak, i20'lerin kampanyalı en ucuz liste satış fiyatı 103.600 lira.
Bu modeli de yine 85 bin lira seviyelerinden alabilirsiniz. 1.2 litre 5 ileri jump paket benzinli motoru olarak söylüyorum. Hani 85-86 bin liraya i20 alabilirsiniz. Pazarda görüyorum bazen 2016 modeline 65-70 bin lira istiyorlar. Yine bu tarz otomobillere bakan arkadaşlar bir Hyundai bayisi ile görüşsünler. Yani 10 bin lira 15 bin lira gibi bir rakam eksik kalıyorsa tutup 3-4 yaşına gelmiş otomobile 40-50 bin kilometreye geçmiş otomobile hani imkanları da varsa biraz daha zorlayarak sıfırlarını almalarını özellikle tavsiye ederim. Çünkü fiyatlar da şu an indirim yapıyorlar. i20'nden pahalısını da söyleyeyim mi arkadaşlar? Dizel modeli 6 ileri otomatik şanzımanlı, özür dilerim manuel şanzımanlı dizelin liste satış fiyatı 140 bin lira. Bunu kampanyalı olarak 136'ya kadar düşüyorlar. Ve hurda da siz götürürseniz muhtemelen 120 civarında 120 ila 125 arasında bir fiyata satın alabilirsiniz. Bayi de o anki stok durumuna göre. Elantra'larda ise durum şu şekilde arkadaşlar. Elantra ben bir modeli özellikle detaylı olarak incelemiştim. Şimdi Elantra'ların en ucuzunun liste satış fiyatı 129.300 lira. Bunun anahtar teslim Aralık ayı kampanya fiyatı 117 bin lira. Hurda teşvikiyle de 102 bin lira. Bayi ile görüştüğünüzde bu modeli size doğrudan şey getirmeseniz bile, hurda getirmeseniz bile yaklaşık olarak 110 bin, 112 bin lira aralığında hani belki jant olur, renk olur ona bir şey diyemem. Yani 129 bin lira olan modeli Elantra'yı 1.6 litrelik 6 ileri style paketli modeli 112 bin liraya veriyorlar arkadaşlar. Beyaz rengi de şu an birçok bayide vardır diye tahmin ediyorum. Eğer hurdayı siz götürürseniz 101 bin lira gibi bir fiyata kadar da düşüyorlar. Bilginiz olsun. Hani biraz daha kavga çıkartırsanız falan orada 100 bin liraya bir Elantra sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Geldik Opel'e arkadaşlar. Opel'in bayilerinde hani her modeli bulamayabiliyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama model bulursanız liste fiyatlarından şöyle %1, %2 oranında indirim yapabilirsiniz. Liste fiyatlarından ziyade bu aya, Aralık ayına özel kampanya fiyatlarından indirim yapabilirsiniz. Bu mihvalde ayrıca şunu da söyleyeyim. Opel bayileri genellikle hurda aracınızı 10-12 bin lira aralığında indirime dönüştürüyor. Bunu da bilmenizi isterim. O yüzden Opel modellerinin Aralık ayı fiyatlarıyla gideceğim. Şimdi Corsa'nın 1.2 litrelik benzinlisi çok fazla bulunmuyor. Genellikle 1.4 litrelik olanı bulunuyor. Şimdi bunlar da en ucuz 1.2'nin Aralık ayı kampanya fiyatı 104.500 lira. Bunu 103 bin lira civarında, 102 bin lira civarında bulursanız satın alabileceğinizi tahmin ediyorum. Hurda otomobilinizi siz götürürseniz bu rakam muhtemelen 92 bin lira seviyelerine düşecektir. 1.4'leri ise yani en pahalısını söyleyeyim. Normalde 120. yıl özel seri çok az bulunuyor. Bunun liste satış fiyatı 140 bin lira. Ama bayilerde bunu bulursanız muhtemelen 130 bin liraya size satacaklardır. Hurdayı da siz götürürseniz 118 bin liraya kadar düşeceklerdir diye tahmin ediyorum. Astra Hatchback de maalesef her bayide yaygın olarak bulunmayan bir model. Muhtemelen Rex seçemeyeceksinizdir. Astra'ların en ucuzları normalde anahtar teslim fiyatı 158 bin ile 202 bin lira arasında değişirken Aralık ayı kampanyalarına göre 144 bin 200 liradan 187 bin 900 lira seviyelerinde değişiyor. Ama örnek veriyorum Astra'nın 1.4 150 beygirlik 120. yıl özel serisinin normalde liste satış fiyatı 176 bin lira. Bunu bayi size internetteki liste fiyatı 157 bin 500 lira. Bunu muhtemelen bulursanız 155 bin gibi bir rakama satın alabilirseniz, hurda da siz götürürseniz kavga dövüş şöyle tahmin ediyorum 140-145 bin lira aralığında 120. yıl benzinli 1.4 litrelik 150 beygir gücündeki Opel Astra satın alabilirsiniz. Insignia'ların genelinde ciddi bir sıkıntı var. Muhtemelen teslimde sıkıntı yaşanacaktır. Insignia'ya geçmeden evvel Astra sedanı da hemen atlamadan söyleyelim. Astra sedanın temininde birçok bayide sorun yok arkadaşlar. Rahatlıkla yani kısa süre zarfında Aralık ayında otomobilinizi teslim alabilirsiniz. Şimdi Astra sedanların başlangıç fiyatı 125 binden başlıyor. 145 bineye kadar çıkıyor. Bunların kampanyalı liste satış fiyatı 113.800 liradan başlayıp 139 bineye 140 bineye kadar yükseliyor. Şimdi bunlarda da gene %2'lik bir indirim yapıyor genellikle bayi.
Hurda'yı siz götürürseniz Astra Sedan'ın Edition Plus paketi, normalde liste fiyatı 125.600 lira olan paketi siz Hurda götürdüğünüz zaman hani 97.000, 98.000 liraya satın alabileceğinizi tavsiye ediyorum. C segmenti özellikle tavsiye ettiğim, en ucuz bulduğum araç budur arkadaşlar. Bulursanız bu eski motoru, yalnız 1.6 140 beygirlik olanı, belki hani denk gelirse bulursunuz, bulamazsınız ona bir şey diyemiyorum. Hani 95-100 bin lira seviyelerinde alınacak şu an en makul, en cazip araç olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi Insignia'lara da hemen geçelim. Insignia'lar maalesef çok bulunmuyor. Benim bu şahsi fikrim, Insignia'lar D segmentinde şu an uzun vadeli kullanmaya alacak olsam alacağım ilk otomobillerden biri olduğunu söyleyebilirim. Insignia'ların liste satış fiyatı 243 bin liradan başlıyor. Hani 2 litrelik 4 çekerli 210 beygirlik modellerinin fiyatları 500 bin liranın üzerine çıkıyor. 512 bin liraya çıkıyor. Bayiler ne yapıyor? En ucuz Insignia'ları da sadece hurda teşviki oluyor. Bunlar da 200 binin altındaki rakamları alabilirsiniz. 190-195 aralığında bayide araba varsa, sıkı bir pazarlık ederseniz 190 bine kadar Insignia sahibi olabileceğinizi tahmin ediyorum. En pahalı modelleri zaten sipariş üzerine geldiği için arkadaşlar, onlar da hani nasıl bir indirim yaparlar pek bilemiyorum. O duruma gelirseniz bir de alınır mı? Yani ben şahsen Insignia'ya 500 bin lira para vermem. Burada takdir sizin. 2 litre CSI var burada. 210 beygir gücünde 4x4 ve liste satış fiyatı 511 bin 900 bin lira. Yani iki tane ev almak daha mantıklı. Arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum. Diğer markalara da bir video çekmemi isterseniz hani bunu yorumlarda lütfen belirtin. Volkswagen'i özellikle fiyatlarına görüşmedim, yani Volkswagen bayiyle, herhangi bir bayiyle. Hani çünkü artık benim Volkswagen'e karşı herhangi bir inancım kalmadı. Onlar bu şekilde, hani üreticisine güvenmiyorsunuz, satıcısına güvenmiyorsunuz, bayisine güvenmiyorsunuz, distribütörüne güvenmiyorsunuz. Arabası tamam, çok iyi diyelim, en iyi araba olsun. Ama güven yoksa ben Volkswagen almayacağım. Bunu da sizlere söyleyelim. Neyse, lafı çok uzattık. Bu video gerçekten çok uzadı. Hani ben 15 dakikada falan tamamlarım diye tahmin ediyorum ama epey oldu, süreye bakmadım. Umarım kendinize uygun en otomobili en makul fiyatlara satın alır ve güle güle kazasız, belasız, cezasız kullanırsınız arkadaşlar. Bir başka video